Altın son 7 yılın zirvesini görünce ellerini altınlarını alanlar kuyumculara koştu. Küçük yatırımcılar nasıl olsa iyi kâr ettim diyerek altınını bozdursa da uzun vadeli düşünüp yine altın almayı tercih edenler de vardı. Yani geçen de gelmiştim, yeni karar verdim, bozduracağım yani. Biz bugün biraz altın almayı düşünüyoruz. Altının zirve fiyatlarını gördüklerinden dolayı satıyorlar. Gram fiyatı 307 lirayı bulan altın yatırımcısını kara kara düşündürüyor. Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Yatırımcıların güvenli limanı altın son dönemde bir yükseliş trendinde. Bunun en önemli etkisi de dünyadaki olağan dışı gelişmeler. Dünyadaki gelişmelerden dolayı da altının biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz biz de. Peki ama küçük yatırımcı son dönemde ne yapıyor? Küçük yatırımcı en çok altınını bozdurmak için kuyumcuların yolunu tutuyor. Yaklaşık 57.340 liralık altın bozduruyor. Bundan 2 hafta önceki farkla 3.120 TL daha fazlasına bozdurabiliyor. Kuyumcular altındaki hızlı yükselişin devam edeceği görüşünde. Aşağı yönde de seyredebilir altın, yukarı yönde de seyredebilir. Ama uzun vadede grafiğe baktığımız zaman altın her zaman kazandırıyor. Almamız lazım. Genelde hep yükseliyor yani. Sonuçta emekliyiz. Küçük yatırımcılar altınını nasıl olsa iyi bir kar elde ettim diye satma eğiliminde olsa da... Bir büyük bir küçük. Küçük satıyorsun. Evet. Hem yaza düğünü olanlar hem de uzun vadeli düşünen büyük yatırımcılar altınlarını satma değil alma eğilimi gösteriyor. Düğünümüz var, oğlumu evlendireceğim yazın inşallah. Bileziklerini aldık, ayrıca bu da bir hediyemiz olsun diyerekten. Düğün olan zor yani. Başa gelen çekilecek yani. Kızım neyi beğenirse onu alacak. Altınlarını bozdurmaya gelenler sebebiyle bazı kuyumculardan nakit sıkıntısı yaşıyor. Ama müşteriyi çoğunlukla da eli boş göndermemeye çalışıyorlar. 5 tane çeyrek altınım var, bozar mısın? Tabii ki bozuyoruz. Adet, miktar önemli değil. Talepleri karşılıyoruz.